Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu video sizin için. Çok emek döktük bu videoya. Lütfen bu videoyu beğenin, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. DGS sonuç raporu birazdan sizinle paylaşılacak. DGS sonuç raporuna emek döken, bu videoyu çekmemizde destek olan, içerik giren, sonuçlarını bize gönderen bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Evet, güzel bir sonuç oldu. Birkaç yıldır bunu yapıyoruz. 2022'de bunu yaptık, 2023'te bunu yaptık ve 2024'te DGS sonuç raporu. Gittikçe tecrübeleniyoruz arkadaşlar. Daha güzel sonuç raporları, yığılmalar, net analizleri, önceki yılların karşılaştırmaları, son 3 yılın karşılaştırmalarını size göstereceğim. Yani göreceksiniz, 2022'ye benziyor, 2023'e benziyor, 2024 kendisi ayrı bir sınav konsepti mi? Göreceksiniz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına ayrıca sonuç raporunu videonun açıklama kısmına koydum. Oradan indirebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına puan hesaplama için 2024'ün puan hesaplamasını yani tahmini gelen sonuçlara göre 2024'ün puan hesaplamasını güncelledik. Tahmini sonuçlar onlar. Dolayısıyla 2024'te benim tahmini sıralamam, puanım ne gelecek derseniz açıklamada da puan hesaplaması doğrupuan.com puan hesaplaması var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Yığılmalar var, net analizleri var, indeksler var. Hepsini beraber şimdi göreceğiz arkadaşlar. Tek tek açıklayacağım. Verileri birlikte kontrol edeceğiz. Şimdi beraber DGS sonuç raporumuz nedir arkadaşlar? Sonuç raporuna şu an birlikte bakalım. Evet, DGS sonuç raporu. Şu raporu büyüteceğim. Ve beraber raporu kendimiz inceleyeceğiz. Raporda sizin sonuçlarınız var. Sizin sonuçlarınızın mail adreslerini gizledim. Zaten orada göreceksiniz arkadaşlar. Sonuçlar herkes için gizli. Sadece DGS sonuç raporunu birlikte kontrol edeceğiz. Sonuç raporumuz arkadaşlar. Puan ve sıralamada etkili olan etmenler nelerdir? Yığılma tabii ki etkili. Yani hocam yığılma var mı? Evet, DGS'de yığılma var. Her sınavda mutlaka yığılma var arkadaşlar. Yani yığılma olmadan olmaz. Yığılma aralığını koydum. Sonuç raporunda birazdan göreceksiniz. Yığılma aralığı nelerdir? Bunları beraber bakacağız. Soruların güçlük ve ayırt etme indeksi dediğimiz olay ne? Her sınavın 2023 DGS'nin olabilir, 2022 DGS'nin olabilir, 2024 DGS'nin olabilir. Soruların güçlük indeksleri, standart sapmaları diye bir olay var arkadaşlar. Her sınav için bu ayrıdır. Yani eğer güçlük indeksleri ve ayırt etme indeksleri yüksekse sınav zordur arkadaşlar. Yani bunlar önemli. Standart sapma diye bir olay vardır. Evet, standart sapma kesinlikle çok önemli. Net analizleri, yani yığılmanın üzerinde kalırsanız, yığılmayı atlatıp geçebilirseniz daha güzel puan mutlaka alacaksınız arkadaşlar. Yani standart sapma mutlaka DGS'de olan bir şey arkadaşlar. DGS'ye giren kişilerin sayısı önemli. Yani hocam sayının azalması etkili midir? İşte geçen sene 450 bin civarı bir öğrenci girdi. Bu sene 350 bin öğrenci girdi. 100 bin kadar bir kayıp var. Bunlar giren kişilerin sayıları azalması iyi bir şey midir? Evet, giren kişilerin sayılarının azalması mutlaka iyi bir şey arkadaşlar. Size mutlaka olumlu bir etkisi olacaktır. Yani bölüm bölüm bunlara bakmak lazım. Ayrıca dediğim gibi tercihler zamanında tercih rehberliği yapacağız arkadaşlar. Tercih rehberliğinde bizimle beraber biz tercihlerinizi de beraber sizinle yapabiliriz. Tercih rehberliği almak isteyen arkadaşlar için videonun açıklama kısmına link bıraktım. Orada rehberlik başvurusu yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçiş bölümlerinin kapanması önemli mi? Evet, geçiş bölümlerinin bazıları için üzücü bir şekilde arkadaşlar. Yani hani ben tarafsız olarak bakıyorum çünkü beni bağlayan bir şey yok. Benim DGS ile herhangi bir beklentim yok. Ama geçiş bölümlerinin kapanmasına ben açıkçası üzüldüm. Yani insanların döktüğü bir emek var ve Mayıs ayında siz diyorsunuz ki şu bölümden şu bölüme artık geçemezsiniz. Bu çok saçma bir şey arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Geçiş bölümlerinin kapanması kötü oldu. Tabii ki geçiş bölümlerinin bazı bölümlerden bazı bölümlere kapanması o bölümleri isteyen kişiler için olumlu bir şey. Ama tabii ki o kapanan bölümdeki arkadaşlar için de olumsuz bir şey. Yani bu anlamda olumlu ya da olumsuz etkileri mutlaka olacaktır arkadaşlar. Yani bu tür durumlarda çıkarcı olarak yaklaşmamak lazım. Yani oh iyi oldu DGS bu geçiş bölümleri kapandı biz daha rahat yerleşiriz. Böyle bir mantıkla yerleşecekseniz hiç yerleşmeyin arkadaşlar. Yani bu sizin emeğiniz olmayacak. Bu kötü olur. Yani hani bu şekilde seviniyorsanız gerçekten kişiliğinizi ve karakterinizi sorgulamanız lazım. İnsanlığınızı sorgulamanız lazım. Yani insanların döktüğü bir emek var ve siz bu geçiş bölümlerini pat diye kapatıyorsunuz. Ondan sonra şu bölümden şu bölüme geçemezsiniz diyorsunuz.
Bu bir insanlık sorunu arkadaşlar. Yani bu çok ayıp bir şey. Eğer böyle bir derdiniz varsa bunu yapacaksanız bunu Eylül'de Ekim'de açıklarsınız ve insanlar bir daha DGS'ye çalışmazlar. Yani Mayıs ayında bunu yapmanız çok yapılması hiç hoş değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Sınavın zorluğu tabii ki etkili arkadaşlar. Yani DGS'nin zorluk seviyeleri, indeksleri, işte yığılmaları, net aralıkları, bunların hepsi mutlaka DGS'de bir etkili olacak. Yani sizin puanınızı etkileyecek. Bu raporun oluşmasına katkı sunan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Yani burası şu an sürpriz. Burayı en son açıklayacağım. Dolayısıyla burayı hızlı geçiyorum. Evet, yığılma aralığını da en son geçeceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Sadece şurayı göstermek istiyorum. Bakın burada beraber bakacağız zaten. Yani yığılmalar nerede var? Kaç net yapılmış? Önceki yıllara göre karşılaştırmalar neler olmuş arkadaşlar? Bunu beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi mail adreslerinizi gizledim. Buradan siz diploma notunuza ve bölümünüze yazdığınız netlere göre, doğru yanlışlara göre siz kaçıncı sırada olduğunuzu kendiniz bulacaksınız. Yani mesela bu arkadaşın kim olduğu artık belli değil. Yani Muhammed midir, Mustafa mıdır, yani başka bir şey midir? Öyle bir olsa soy ismi belli değil vesaire. Hani arkadaşlar bu konularda bazen şey yapıyorlar, işte hocam bizi gizleyin gibisinden. Hepinizi gizledim arkadaşlar, tamam. Bu arkadaşlardan yani gördüğümüz gibi eşit ağırlık olarak baktığımızda ben 85 net yaptım diyen sadece bir kişi görüyoruz. Geçen sene daha çoktu bu sayı, onu söyleyebilirim. Yani burada görebilirsiniz. Yani hangi yıla çok benzediğini beraber burada karar vereceğiz arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsi bir emek. Görüyorsunuz yani bu emeği biz döküyoruz. Yani bizden başka bu kadar bir emek döken birisi olduğunu ben görmedim. Olabilir, saygı duyarım. Ama bu ciddi bir emek arkadaşlar ve bu emeği karşılık sadece bir beğeni ve yorum yapacaksınız. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı, desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Evet, eşit ağırlık bu şekilde arkadaşlar. Yani 80 net üzeri olanlar mavi, 75 net üzeri olanlar işte turuncu, 70 net üzeri olanlar sarı diyebileceğimiz bir renk. Bu şekilde belirledim. Geriye kalan arkadaşlar da beyaz. Hocam bu arkadaşlar için bir beklentiniz var mı yok mu şeklinde değil arkadaşlar. Beklenti olarak yazmıyoruz, tamam mı? Bu renkler beklentiyi göstermiyor. Tabii ki 70 net üzeri yapan arkadaşların beklentisi daha iyi olacaktır. Ama 69-65 net yapan arkadaşlar da bir yeri kazanabilir. Özel olabilir. Devlet olacağını çok zannetmiyorum. Ama 68'lerde, 67'lerde geçen sene devlet vardı. Yani benim bizzat kendi öğrencim 68 nette devlet kazandı. Dolayısıyla olmaz diyemem. Ama 60 netin altına hukuk hayal arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Eşit ağırlıkçılar bu şekilde. Yığılmaları net aralıkları en son paylaşacağım. Yani dolayısıyla videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin arkadaşlar. Sadece bu yetmez. Yani yığılmalar ve net aralıklarını kesinlikle görmeniz lazım. Oralar zaten sürpriz. Evet, burada sayısalcı arkadaşlar için 92 net yapan bir arkadaş var. Tebrik ediyorum bu arkadaşı. Yani bu arkadaşlar eğer gerçekten 92 net yaptıysa, yani mesela bu arkadaş hani nerede çalıştı, nasıl çalıştı, kendi mi çalıştı vesaire. Bizimle beraber sınavı kazandıktan sonra beraber video çekmek isterse seve seve kabul ederim. Emeği kendi emeğidir. Bizim zaten bir katkımız olmamıştır bu emekte. Tebrik ediyorum bu arkadaşı. Eğer gerçekten bu net geldiyse harika. Eşit ağırlıkçılardan daha güzel bir net yapmış olacak. 49 net yapanlar var. Gördüğünüz gibi fulleyen öğrenci yok arkadaşlar. Ben bile fullemedim. Yani bir tane yanlışım gözüküyor. Gördüğünüz gibi yani fulleyen neredeyse sayısalda hiç gözükmüyor arkadaşlar. Yani sayısalda çok güzel şeyler var. Aşağı yukarı 35-40 tane arkadaşım bir 45 net üzeri yaptığı gözüküyor. 40 net üzeri yapanları da sarıyla gösterdim. Başka yok. Sayısal bu şekilde. Ve sayısalda çok fazla veri var. Sayısalcılara aslında özellikle teşekkür ederim. Yani sayısalcılar gerçekten bu işe emek döküyorlar. Görüyorum. Sözelciler daha az veri girmişler. Üzülüyorum açıkçası ben sözelci arkadaşlar için. Yani bir beklentileri mi yok yoksa bize mi güvenmiyorlar? Tabii ki sözelcilerin daha çok veri girmesi gerekirdi kendi iyilikleri için. Eşit ağırlıkçıların verileri de geçen yıllara göre gittikçe azalıyor arkadaşlar. Yani eşit ağırlıkçıların da daha çok veri girmesi lazım. Evet, hiç durmadan konuştuğum için yoruldum arkadaşlar. Yani hiç durmadık. Gördüğünüz gibi nokta virgül bile vermedik. Pat 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 konuşuyoruz. Bir yere bakmıyorum. Direkt kafamdan neyse onu söylüyorum. Ben doğaçlama konuşmayı zaten severim. Neyse odur. Bazen eksik oluyor, bazen hata oluyor. Zaten videolarda görüyorsunuzdur mutlaka. Oralarda çok kırpmıyorum. Evet, şimdi burada sözelci arkadaşların gördüğünüz gibi 45 net yapan, 45 net ve üzeri yapan iki tane arkadaş gözüküyor. Bence daha çoktur ama veri girmemişlerdir. Ama çok fazla olduğunu da düşünmüyorum. Yani sözelden 45 net ve üzeri yapan 20 tane öğrenci olduğunu da düşünmüyorum. Yani sözel biraz zor oluyor. Genelde 40 net üzeri yapan sayı da az.
Geçen seneye göre daha az yani, hani onu söyleyebilirim. Yani bu anlamda sayısalcıda eşit ağırlıkçılar ve sözelcilerin giren arkadaşların sonuçları bunlar. Ve şimdi gelelim. Bakın gördüğünüz gibi bu 37 sayfalık bir rapor arkadaşlar. ÖSYM raporundan daha ayrıntılı bir rapor size paylaştık. Gönül isterdi buraya 5000 tane öğrenci sonuç girsin. Onların raporlarında uğraşırdık. En fazla 2 saat verirdik. Fazla da raporlarıyla uğraşırdık arkadaşlar. Şimdi bu raporu buradan dediğim gibi puan hesaplamasını bu rapora göre ben yaptım. Doğru puan sitesine girdiğinizde, yeni kurduğumuz bir site, oradan puan hesaplaması yapabilirsiniz. Tabii ki eksiklikler, fazlalıklar illaki olacaktır. Güncelliyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar çok güzel, kaliteli bir site size sunacağım. Evet, geliyoruz asıl bizim derdimizin olduğu yere. Bir yere kaybolma arkadaşlar. Buralar çok önemli. Şimdi geldik yığılmalara. Şimdi sayısalın yığılması arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyüteyim. Sözel'in yığılması var. Sözelci arkadaşlar burada. Şimdi bakın sözelin yığılmasını gördüğünüzde işte net aralıkları var aşağıda. İşte 15 netle 19 net arası, 19 ile 22 arasında vesaire vesaire yapıyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz 34 ile 37 arasında bir yığılma gözüküyor ama çok fazla gözükmüyor. 34-37 yapan daha az. Ama burada asıl yığılma sözelciler için 37 ile 41 arasında arkadaşlar. Yani 37 ile 41 arasında sözelciler için çok ciddi bir yığılma gözüküyor. Yani ben sözelci arkadaşlara, bir ders verdiğimiz işte canlı dersler yaptığımız sözelci arkadaşlara, final kampı yaptık. Orada da bir sürü sözelci arkadaş katıldı. Biz yaptığımız videolarda da özellikle sözelci arkadaşlara söylüyorum. Bakın 41-42 neti geçerseniz bu sınavı kazanırsınız. Sözelcilerin handikapı 40 neti geçememeleri. 40 neti geçen sözelciler kesinlikle çok güzel bir puan alacaklar arkadaşlar. Yığılmalar sözelcilerde 37 ile 41 arasında gözüküyor. Bu aralıktaysanız ÖBP çok etkili olacak ve matematik netiniz etkili olacak arkadaşlar. Buralarda kaç tane matematik yaptıysanız mutlaka etkili olacaktır. O yüzden sözelciler şöyle bakıyorlar olaya. Bir net yapayım kurtarayım. Bir netle olmaz arkadaşlar. Matematiği adam akıllı yapacaksınız. Bunu bir yere not alın. Yani sözelciler bir net yapayım kurtarayım derseniz yandınız. 2025 için de aynısını söyleyebilirim. Evet, geldik eşit ağırlıkçıların yığılma aralıklarına. 60 ile 72 arasında ciddi bir yığılma gözüküyor arkadaşlar. Yani buradan 59'dan başlıyor. 59'dan başlıyor. Sonra 65 ile 72 arasına, 72 ile 78 arasında bir yığılma gözüküyor. Ama en büyük yığılmanın olduğu kısım neresi? 60 ile 72 arasında arkadaşlar. Yani asıl yığılma burada. 60 ile 72 arasında ciddi bir yığılma var. Ve buralarda ÖBP çok 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 etkili olacak. ÖBP çok etkili olacak. O yüzden ÖBP'niz iyi ise, 70'i geçtiyseniz kesinlikle çok güzel bir puan alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, geldik sayısalcılara. Çok bekliyorsunuz. Farkındayım. Sayısalcıların yığılması nerede gözüküyor? 30 ile 41 arasında sözelciler gibi 30 ile 41 arasında bir yığılma sayısalcılarda bariz bir şekilde gözüküyor. 30 ile 34 arası özellikle çok ciddi bir yığılmanın olduğu yer. Sayısalcılar 30-34, 34-38, yani 30 ile 38 arasında arkadaşlar. 30 ile 38 arasında ciddi bir yığılmanız var. Onu söyleyeyim. 38'den sonra yığılma bir nebze azalıyor. Ama yine 41'e kadar devam ediyor. Yani dolayısıyla 30 ile 41 arasında sayısalda ciddi bir yığılma gözüküyor. Yani bu şimdi sınavın zorluğu kolaylığını bölüm bölüm analiz etmek lazım. Sözelciler için sınav geçen seneyle eşit diyebilirsiniz. Eşit ağırlıklar için eşit veya zor diyebilirsiniz. Ama sayısalcılar için sınav geçen seneden daha kolay diyebiliriz. Yani kolay değil aslında, sınav zor ama şöyle bir şey olabilir. Geçen sene sınav zor olunca ona hazırlandınız. Zor sınava hazırlandınız. Dolayısıyla daha iyi netler yaptınız. Yani böyle olabilir. Geçen sene mezuna bırakan arkadaşlar daha güzel netler yapmış olabilirler. Yani dolayısıyla sınavın kolay olduğunu düşünmüyorum. Geçen seneyle aşağı yukarı eşit olduğunu düşünüyorum ben. Ama çalışmak yani, hani daha çok çalıştınız, daha çok zor olduğunu düşünerekten çalıştınız. Geçen sene sürprizdi mesela. Yani 2022 kolaydı, 2023 zor olduğu için sürpriz oldu sizin için. Ya dolayısıyla sürpriz olunca daha zor oldu ama bu sene hazırlıklısınız. Öyle gördüm ben. Yani sınavın zorluğunu, kolaylığını teyit etmekten daha ziyade hazırlıklı olduğunuz gözüküyor arkadaşlar. Yani bu çok daha etkili. Şimdi asıl can alıcı kısım, evet yığılmalar çok önemli. Can alıcı kısma şimdi geliyorum. Evet, raporumuz, asıl raporumuz şimdi burada. Son 3 yılın karşılaştırması, bu sınav hangi yıla benziyor arkadaşlar? Yani şimdi 2022'ye mi benziyor? 2023'e mi benziyor? 2024 kendi içinde ayrı bir derya mı?
Buna beraber karar vereceğiz şimdi. Bakın 2022'de 580 kişi veri girmiş sayısalda. 2023'te 910 kişi veri girmiş. Bu sene 710, 770 kişi veri girmiş arkadaşlar bizim. Gönül isterdi 5000 olsun. Dediğim gibi yani ben çok veri isterim ama siz girmiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Şimdi burada mesela 2022'ye benzediğini söyleyen arkadaşlar için konuşuyorum. Matematikte 45 ve üstü yapan 45 kişi olduğu gözüküyor. Bakın 45 ve üstü yapan 45 kişi olduğu gözüküyor. Evet, bir dakika. Ha, şurada. Şimdi matematikte 45 ve üstü yapan, bakın şurada 45 kişi olduğu gözüküyor. Hatta şunu yapayım. Bakın şurada 45 kişi gözüküyor. Ama 580 kişi arasından bu gözüküyor. 770 kişi bu sene veri girmiş. 38 kişi gözüküyor. Ya dolayısıyla bu sınavın sayısalcılar için de söylüyorum, 2022 ile alakalı bir şey değil arkadaşlar. Bu sınav 2022'ye sayısalcılar için benzemiyor. Ama 2023'e de benzemiyor. Yani 2023'ten daha kolay gözüküyor. Sayısalcılar daha iyi yapmışlar. Ama 2022 kadar da iyi yapmamışlar arkadaşlar. Bu gözüküyor. Mesela 2022'de 580 kişiden 155 kişi 40 ve üstü yaptığını söylüyor. Ama bu sene 125 kişi söylüyor ve 770 kişi arasında söylüyoruz. Geçen sene bu sayı 91'di. Dolayısıyla şöyle diyoruz arkadaşlar. Sayısalcılar için 2022 kolay, 2024 o da kolay, 2023. Yani kolaylık sıralaması 2022 küçüktür, 2024 o da küçüktür, 2023 diyebiliyoruz arkadaşlar. Sayısalcılar 2024'ün sıralaması 2023'e yakın gelecek. Ama 2022 ile 2023 arasında bir yerde olacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Benim tahminim, son tahminim bu yönde. Zaten biz hiçbir zaman 2022'ye benzeyeceğini söylemedik. 2023 için de istatistik sonuçları geldiği zaman net olarak konuşabileceğimi size söyledim. 2023'e zorluk olarak benziyor ama öğrencilerin hazırlıklı olması, çalışmış olması, öğrencilerin kalitesi bunlar hep etkili arkadaşlar. Yani bunlar olmadan yorum yapmak çok zor. Sözelciler için tamamen 2023, 2024 ile birebir eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim. Bakın 2022'de 12 kişi 45 net üstü yapmışken bu sene sadece 2 kişi gözüküyor. Geçen sene 9 kişiymiş. Ama ben veri girmeyenleri de düşünerekten bunu baz almadan 40 net ve üstünü baz aldım. Mesela geçen sene 57 kişi, bu sene 45 kişi. Sayı geçen seneye göre biraz daha düştüğü için eşit geliyor. Zaten bunun raporu da var arkadaşlar. Bunun raporunu göreceksiniz birazdan. Sözelciler için 2022 küçük, 2023, 2024 ve eşit ağırlıkçılar için 85 net üzeri yaptığını iddia eden geçen sene 5 kişi varken bu sene sadece 1 kişi var. 80 net üstünü yaptığını iddia eden geçen sene 18 kişi varken bu sene sadece 8 kişi var arkadaşlar. Tabii ki daha net veri almamızdan da kaynaklanıyor olabilir. Geçen sene sallamasyonda yapanlar illaki vardır. 75 net ve üstü yapanlar geçen sene 38 iken bu sene 36. Sayı biraz daha düştü, birbirine çok yakın bu sayı. 70 net ve üstü yapanlar geçen sene 80 iken bu sene 87. Yani bir tık eşit ağırlık 2023'ten bir tık daha kolay gibi gözüküyor. Yani aslında tam belli değil. Tam belli, eşit de olabilir. Yani eşit ağırlığın 2023'e çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Zaten ayrıca burada istatistik başarı yüzdeleri de bize bunu gösteriyor. Bakın 2022'de 7,76 iken 2023'te 2,09, 2024'te 4,94. Nerede? 2023'te 2024 arasında sayısalcılar için. Yine 40 net üstünde 26 iken burada 10, burada 16. Yani burada sayısalcıların 2023 ile 2022 arasında bir yerde olacağını ama 2023'e daha yakın bir yerde olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Birazcık puanlarınız ve sıralamalarınız birazcık düşebilir arkadaşlar. Sayısalcılar için söylüyorum. Sözelciler için mesela 45 net ve üstü yapanlar geçen sene %4 iken bu sene %1,38 arkadaşlar. Yani 40 net ve üstü yaptığını, 45 net daha az önce, 40 net ve üstü yaptığını geçen sene söyleyenler %30 iken bu sene %31. Yani birbirine çok çok yakın. Ama hiçbir zaman 2022 değil arkadaşlar. 2022'ye hiçbir şekilde benzemiyor bu sınav. Yani bunu unutun. Sayısal sözel eşit ağırlık vesaire. Eşit ağırlık için zaten bir facia var. Yani 2022'de %6 iken sonra bir de %1,54, sonra %0,36'ya düşmüş. %16 iken %5'e, sonra %2'ye düşmüş. 80 net ve üzerinden bahsediyoruz. 75 net üzerinde buralarda bir eşitleme söz konusu. %37 iken bu %11'e, %12'ye, %65 iken %24'ten %31 arkadaşlar. Yani burada eşit ağırlıkçılar için de 2023'ten bir tık kolay olmuş olabilir.
Ama çok çok yakın arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ayrıntılı bir analiz burada sizinle paylaştım. Evet, videoyu mutlaka beğenin arkadaşlar. Bu analiz raporunu açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Videoyu mutlaka beğenin. Sizin yorumlarınızı yani sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.